Efendim biz sıcacık bir şehirdeyiz. Antalya Muratpaşa'dayız. Yanımızda Funda Türk Kahvecisi dükkanı olan buranın sahibi Talat Bey var. Hemen kendisine sohbete başlıyorum efendim. Talat Bey nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kahveleriniz gerçekten taze mi taze mis gibi kokuyor. Hayırlı uğurlu olsun dileyelim o zaman. Ve kahveler için detaylı bilgiyi arkadaşımız sanırım alacağız. Çok memnun olduk bizi burada ağırladığınız için. Teşekkür ederim. Bu zamanı olduk. Kahve alıyorsunuz. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Evet, buradaki kahvelerimiz gerçekten mis gibi kokuyorlar. Taze taze çekiliyorlar. Hem Türk kahvemiz var hem diğer kahvelerimiz var. Yanımızda Safa Bey var. Kahve çeşitlerimizden bahsedecek şimdi. Evet Safa Bey nasılsınız? Öncelikle kendimizden biraz bahsedelim. Sonra kahvelerimizden bahsedelim. Sizin Safa soyadım Nacim. Kendi barisini bulup bunları yapıyoruz. Kahve çeşitli olarak bütün kahvelerimiz mevcut. Dünya kahveleri, Türk kahveleri, Beneş gibi sütle yapılan süt bazı kahvelerimiz de mevcut. Bunun dışında kahveleri toz haline de satışını da sağlamaktayız. Çikolata gibi kahvenin yanında gidebilecek ürünlerimizi de vermekteyiz. Peki kahvelerimizden neler var? Evet, kahvemiz var, nesnelerimiz var, burada taze taze çekiliyor. Ama çeşitlerimiz neler? Yani müşteriye kahve istedikleri zaman ne gibi alternatifler sunabiliyoruz? Yani ilk olarak kahvelerimizin aklına gerekiyorsa yapabiliriz. Gerekli argümanlarımız, ekipmanlarımız mevcut durumda. Bunun dışında dediğiniz gibi kahve çeşitleri zaten genel olarak çekirdeklerine ayrılmak. Dünyadaki birçok kahve ülkesinin çekirdeklerine mevcut yerimizde bulunmakta. Dedikleri bütün kahveleri yapabiliriz. Latte, macchiato, cappuccino, mocha tarzı, espresso bazı ürünlerimizi yapmaktayız. Ayrıca Türk kültürünün özgülerine sahip olan Dibek, Menengiç, Türk kahvesi gibi ya da Salep tarzı ürünlerimizi de çıkarmaktayız. Evet Safa Bey, burada Türk kahvemizi ocakta değil de böyle bir kumda yapılıyor. Bu çok benim aslında ilgimi çekti. İzleyicilerimizin aynı zamanda ilgisini çekecektir. Nasıl oluyor da bu kumda pişiriliyor? Yani bundan biraz bahseder misiniz bize? Bunun biraz tadı da farklı olduğu haliyle. Tabii ki. Zaten geleneklerimizde, görüneklerimizde, Osmanlı kültüründe daha çok köz ve kumda yapılmak kahveler. Bunların tabii hem kokusu hem de tadı olarak daha farklı. Daha ocakta yapılandan çok çok farklı. Tat ve damak tadı bırakmak. Tabii bunun önemli kısımları da var. Hani kullanılacak su, kahvenin nasıl muhafaza edilmesi gibi. Bu tür bir ufak pürüzü hususlar var. Bunlara da tabii dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca bakır gibi cezvelerde daha iyi pişirme düşünmekteyiz. Sosyal medya hesaplarımız neler? İzleyicilerimize paylaşır mısınız? Tabii. Instagram'dan Funda Türk Kahvesi olarak aratırlarsa bizi bulabilirler. Evet, bir kahvenin 40 yıl hatırı var demişler. Biz de geldik, kahvemizi içtik, güler yüzümüze karşılaştık ve 40 yıl artık hatırımız kalacak demektir. Efendim biz Kunda Türk Kahveci dükkanındaydık. Burada nefis kahvelerimiz var. Dediğimiz gibi buraya gelin, kahvelerini yerinde için diyoruz. Sevgiler, saygılar, sağlıcakla kalın.